Evet sevgili seyirciler, 3. bölüme geldik. Halk TV'nin duyarlılıklarının tamamını hep birlikte görüyorsunuz. Son dakika haber bizde. Türkiye'nin gerçeklerini konuşma iradesi bizde. Elimizden geldiğince bunların tamamını yapmaya çalışıyoruz. Neden derseniz, çünkü karşımızda duyarlı, hakikati arayan bir izleyici var. Biz de aslında aramızda tatlı bir iş bölümü de yapmış oluyoruz farkında olmadan. İşte dış haberci olan arkadaşlarımız biraz oraya bakmış oluyor. İçeride fikri takip yaparak biraz iç siyasi dengeleri gözeten arkadaşlarımız oraya bakmış oluyor. İşte böyle bir lezzet yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız bağırış çağırış olmadan entelektüel zemini sağlam tutarak meseleleri doğru anlama. Bunun altını çiziyorum. Çünkü Türkiye'de dolduruyorlar milleti, kapıştırıyorlar muhalefetten bir kişi. Karşısında 10 tane iktidardan ne ediyor belirsiz adam. Ha bu arada tabii bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye maalesef kimi neden sevdiğini de pek doğru dürüst bilen bir memleket değil. Yani muhalif olsun da nasıl olursa olsun demek de çok doğru değil. Bu CNN Türk muhalefete çıkma ve orayı delme meselesi de bence ayrıca bir tartışma konusu. Belki onu da konuşuruz. Şimdi Kadri Gürsel, bıraktığın yerden mi tamamlayalım? Ama benim tercihim bıraktığın yere itirazlarını önce bir... Bıraktığım yeri tamamlayayım ki o da itirazları varsa itiraz olduğunu zannetmiyorum. Bir dakika. Ceyda çok farklı bir perspektif diyelim. Hayır yani ben daha sözümün tamam. Yarısında kaldım. Tamam söyleyeceğim. Ceyda tepeden tırnağa itiraz. Ben sen konuşurken yüz ifadesinden, biliyorum. Kımıldanmasından zaten onu görüyorum. Zaten buradaki oturma düzeni bence ben de buna itiraz niye edeyim. Niye ben sol kanadı tutuyorum o kadar basit. Ama senin deyimine göre ben sağ kanat oluyorum doğru diyeyim bu. Ben sana bakarak konuşuyorum. Ceyda'nın kıpırtılarından anlıyorum. Onu da hissedeceksin sezgiyle. Bir şeylerden rahatsız olduğunu titreşimlerden anlıyorum. Ben Ceyda'ya bakıyorum ne zaman hak veririm diye pusuda bekliyorum. Sen de %100 katıldığın için devamlı ona. Katın doğru söylüyor, ne yapalım? Ondan tamam, da sana yansıyor, senden bana. Tamam. Evet, ya devam edin. Şöyle diyeceğim ben. Amerika geldi burada. James Jeffrey ve heyet, yani bir heyet de geldiler ve bazı güvenceler verdiler. Ve bu güvencelerde anladığım kadarıyla tatmin etmiş olmalı ki dedik. Fahrettin Altun böyle sözler söyledi. İlk ne olabilir bu güvenceler? Söyledik. Yürüyün, arkanızdayız. Bu ama Türkiye için çok riskli. Evet ama böyle. Yani yürüyün. Yürüyün. Savaşın demek. Yürüyün, arkanızdayız. Herhalde şey de demişlerdir. Yani işte Suriye zaten şu an ciddi manada ekonomik sıkıntıları var. İşte siz orada yani açık ara karada çok üstünsünüz vesaire. Yani güç dengesizliği var falan. Arkanızdayız. Eğer Rusya'dan herhangi bir ölçüsüz karşılık gelirse zaten... Efendime söyleyeyim, ölçüsüzden kasıtlı yani oradaki karşılığı sınır aşan bir karşılık olursa ona NATO devreye girer falan gibi çok ciddi güvenceler verdiğini duyuyorum aynı zamanda. Ve ki o güvencelere onlara da güvenerek bayağı aslında savaşı taşıma, savaşı İdlib'in gerekirse İdlib'in ötesine taşıma yönünde... Suriye'ye, Şam'a ve Rusya'ya da ciddi uyarılar oldu Cumhurbaşkanı'nın. Mesela karada ve havada işte yaparız ne gerekeni yaparız falan ama kovalarız ve mukabelemizi İdlib ötesinde de yaparız ve yani her yeri vururuz Suriye'de demeye getiriyor. Bu tabii savaşı yaymak, savaşı aslında kendi o İdlib sınırının ötesine Hama'ya, Humus'a daha geri, daha aşağı bölgelere de sıçratabilecek onu gösteriyor. Eskalasyon yani, eskalasyona gidelim diyor. Şimdi burada hemen akla gelen şey işte yakın hava desteği olmadan bunu yapabilir mi Türkiye? Yani bir helikopter düşürüldü. Bunu omuzdan ateşlenen bir füzeyle düşürdükleri ve Türkiye'nin düşürdüğü, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşürdüğü ortaya çıktı. Orada da işte... Çok aslında tehlikeli, riskli bir duruma doğru gidiyoruz. Çünkü mesela şu denilebilir. Ya Suriye'nin tamam Türkiye'nin orada bölgede hani havada yok Türkiye şu an. Yani Rusya hava sahasını kapatıyor ve havada yoksun. O zaman ne yapıyor? İşte Suriye'yi oradan uzak tutmak için yer omuzdan ateşlenen füzeler kullanıyor. Peki bir Rus uçağını düşürdü diyelim. Yani çünkü
omuzdan ateşlenen füzeye talimat verecek olan komuta merkezi neyse, uçağın önce kimliğini belirleyecek. Şurada böyle bir uçak uçuyor, düşürün. Rus uçağı yanlışlıkla düşürülebilir, pekala bu mümkün. Ya da bir Suriye uçağında uçan Rus pilot ölebilir, şu olabilir, bu olabilir. O zaman ne olacak? İşte mesele o. Ben burada açıkçası şu, yani birinci şeyde demiştik ki mülteci akınını durdurmak, Suriye'nin ilerlemesini durdurmak, Türkiye'ye birkaç yüz bin daha Suriyelinin akın etmesini önlemek için Suriye ordusunu durdurmak gibi bir amaç var. Bir ayak bu. İkinci ayak ise çok uzağa, çok daha tehlikeli bir noktaya ve sonu olmayan, sonu belirsiz bir noktaya doğru götürebilir Türkiye'yi bu sıçrama. Eğer böyle giderse nereye kadar gideceksin? Kovalayacağız diyor mesela gerekirse. Nereye kadar kovalayacaksın? Ondan sonra bu savaş Şam'a girdik. Savaş ilanı anlamına gelmiyor. Geliyor tabii. Bu yani, ultimatom. Bu bir ultimatom. Bu korkunç bir şey değil mi Türkiye? Korkunç hiçbir bir şey. Hiçbir çıkarı olmayan. Hiç, nasıl yapacaksın? Nereye kadar gideceksin? Niye yapacaksın? Artı bir de şu var. Yani hani en uç noktada konuşalım. Rejimi yıkacağım gerekirse. Bu, yani çünkü şöyle deniyor. Yani bu rejimle artık barış olmaz. Çok açık. Rejim dışı, devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Bu iki türlü okunur. Bir, bu rejim olduğu müddetçe biz Suriye'nin istikrara kavuşmasını önlemek istiyoruz. Önleyeceğiz demektir. İki, kötücül bir şey o. Tabii yani. Ama zaten şu an aslında mesela Suriye'nin güneyinde yapılan o. Dara ama bölgesinde sürekli her gün terör olayları var. Ondan sonra Suriye'de barışın sağlanması mümkün değildir. O halde bu rejim varsa bu rejim değişmelidir. Şimdi böyle dediğiniz zaman neyle yapacaksınız bunu ve nasıl güveneceksiniz? Kime güveneceksiniz? Amerika'ya güvenerek olmaz mı? Olmaz. Yani Amerika'nın güvenceleriyle nereye kadar götürebilirsiniz bu işi? Artı bir de şöyle bakmak lazım. Rusya'dan gelecek olan mukabele neyle sınırlı kalacak? İdlib'de sınırlı kalmayacak. Turist de gelmeyecek. Domates gelmeyecek. Ondan sonra da işte çok daha başka şeyler. Ama herhalde turistten domatesden fazlası olacak. Ve yani Rusya burada bence şöyle bir niyet için yani bu işi bitirmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu işi bitirmek için de yükleniyorlar. Son kertede burada bir çatışma çıkması kaçınılmazdı. Türkiye-Rusya arasında bu böyle çatışma giderse. Çıkıyor. Bir çatışma çıkması kaçınılmazdı. Bu Soçi mutabakatı denen şey bu çatışmanın zaten metnidir. Bu çatışma kaçınılmazdı ve çıkacaktı. Şimdi bundan sonra yapılması gereken şey Türkiye-Rusya arasında yeni bir oyun planı yahut yeni bir ortaklık zemin üzerinde anlaşmaktır. Ve çünkü Amerika'nın Türkiye'ye telkin ettiğini zannettiğim hususlar Amerika'nın bir taşla üç kuş vurmasını amaçlamaktadır. O da şudur. Yani Erdoğan iktidarı eğer başarılı olursa Suriye, Rusya ki başarılı olmasının Türkiye maliyetleri çok büyük olacak aynı zamanda. Yani başarılı olması da Türkiye açısından çok ciddi büyük külfetler ve maliyetler getirecek. Başarılı olmasa da Erdoğan iktidarı. Yani sırtında yumurta küfesi yok Amerikalıların. Erdoğan iktidarının buradan zarar görmesi Amerikalıları hiç etkilemez. Başarması da zaten yani Suriye ve Rusya'yı orada rezil etmek demektir. Noktalı virgül. Şimdi Ceyda, Kadri'nin çizdiği tabloda iki şey benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi şu, sinsi bir Amerikancı anlayış en ucuz savaş propagandasını yaparak Türkiye'nin halkına doğrudan seslenerek, Suriye rejimini şeytanlaştırarak, yani meşruiyetini Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir ülkeyi şeytanlaştırarak, yok pahasına askerimizin orada, üstelik de cihatçılarla birlikte bir savaşa girmesini öneriyor. Kadri bu tabloyu çizdi. Şimdi Türkiye'nin savaşa girmesi meselesi zaten başlı başına bir felaket. Ama ben Kadri'nin söylediğinde ikinci bir hususu daha öne çıkarmak istiyorum. Rusya baştan beri bir adım geri atmamış olduğu için Suriye'nin düşmesine o kadar kolay izin verecek bir ülke değil. Kendi çıkarları açısından da. İş sadece turistin ve domatesin gelmemesi olsa tolere edilebilir. Ama çok daha büyük, Türkiye'ye kalıcı hasar verebilecek
tarihsel diplomasisinde ilk defa radikal bir şekilde ortadan kaldıracak bir durum. Şimdi bunu bir tahlil etmek gerekiyor. Bir de bence en zor soru bu. Belki Kadri de daha sonra buna da bir cümle eder ve özündaşlığa geçeriz. Türkiye'nin belli oldu ki Amerika ve Rusya arasında sıkışmış olan bu hali hiçbir zaman kendi menfaatine olmayacak. Bir an önce bu siyasetten de çıkması gerekiyor. Tabii ama Türkiye'yi yönetenler bunda bir çıkar gördükleri için devam ediyor. Ne oldu belli değil ama. Onu belirtmek gerekiyor. Şimdi öncelikle ben Kadri'nin söylediklerinde katıldığım yerler elbette var. Ama başka bir perspektiften yani itiraz meselesi değil burada mesele. Tayyip Erdoğan Barış Pınarı harekatı öncesinde 444 kilometrelik sınırı olduğu gibi ele geçireceğiz diyordu. Değil mi? Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Şimdi çok yüksekten konuşuluyor ama bunun karşılığı bulunamıyor. Bu sefer bu yüksekten konuşmaya tabii Devlet Bahçeli'nin tamamen Türkiye'yi bir işgal gücü olarak Suriye topraklarına sokmaya çalışması için bir boyut kazandı ve Rusya'dan da bu tepki geldi. Geliyor, gelmemesi imkansız. Tabii bu şekilde formüle ettiğiniz zaman başka türlü bir sonuç da veremez arkadaşlar. Bu çıktı galiba. Yardım etsin. Takmamız lazım. Şimdi... Birincisi Türkiye'nin böyle Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Şam'a yürümesi imkansız öncelikle bunu net olarak koyalım. Öyle bir savaş gücü askeri anlamda olmadı bir. İkincisi Rusya ile savaşması sadece Suriye ordusu değil Rusya ile de savaşması anlamına geldiği için bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri 2020 seçim senesi Orta Doğu'dan asker çekmekten bahseden Trump'ın ben Rusya ile NATO'yu devreye sokmak dedi ya Kadri. Böyle bir şeyi düşündüğünü hiç zannetmiyorum Trump'ın öncelikle. O'Brien'in açıklaması vardı Jeffrey'nin gönderildiği gün. Tabii ki Amerikalılar Suriye'nin istikrara kavuşmaması için her şeyi yapıyorlar. Zaten yatırım biliyor, yaptırımlar uyguluyorlar. Suriye lirası olmuş 1000 lira. Yakıt yok bilmem ne yok. Hani orada bir sıkıntı yok. Türkiye'nin dolayısıyla varlığı Amerika'nın çıkarına. Çünkü aksi takdirde Suriye, Rusya, Türkiye, Rusya-Suriye toprağında savunma anlaşması icabı bulunan bir güç. Yani nasıl Amerikalılar İncirlik'te bulunuyorlarsa savunma anlaşmalarıyla Rusya'da Suriye'de o çerçevede bulunuyor. Uluslararası çerçevede bulunuyor. Ama Amerikalılar Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol alanlarında Trump'ın deyişiyle petrolü gasp etmek için bulunuyor. Arada çok derin bir fark var. Şimdi böylesi bir bu varlıklarını sorgulatacağı için Türkiye'nin İdlib'den çıkmasından yana olmadıkları aşikar Amerikalıların. Ama tabii ortalığı karıştırabilirler belli bir yere kadar. Neden karıştırabiliyorlar? Çünkü Türkiye'yi yöneten siyasal İslamcı akıl birilerinin sunmaya çalıştığı gibi anti-emperyalist filan değil bildiğiniz Amerikancı. Suriye politikası da Amerika Suriye'de ne yapıyorsa Türkiye'de aynısını yapıyor şu anda. Kendilerini daha haklı görüyorlar çünkü Amerika bilmem kaç mil ötede biz dibindeyiz diyorlar. Ama bakış açısı perspektif aynı. Başka bir ülkenin topraklarında. Yeni Osmanlıcılıkla fethe çıkmak olarak ancak somutlayabiliriz. Ama bunun karşılığı yok. Bakın büyük bir şeydir bu. Dün Hulusi Akar'ın Brüksel'de NATO karargahında temasları vardı ve bütün Türk medyası ne dedi? Mark Esper'la görüştüler. NATO'nun somut adım atması için çağrılar yapıldı, görüş birliği bilmem ne yapıldı. Sonra Voice of America'ya Pentagon yalanladı bunu. Görüşme olmadı. Ayaküstü tokalaştılar denildi. Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterinin açıklamasında tabii NATO müttefikimiz Türkiye her türlü desteği veriyoruz. İdlib'den bağımsız olarak dedi açıklaması yaptı. Şimdi burada Moskova'ya heyet gideceği söyleniyor ve Tayyip Erdoğan'ın ben de dikkatten kaçırmışım. Bugün sevgili arkadaşım Zeynep Gürcanlı meslektaşım radyoda söyleşi yaparken benim okuduğum metnin içinde yoktu daha doğrusu. Tayyip Erdoğan'ın bu Suriye'ye her yerde vururuz, her yere de gideriz konuşmasının içerisinde bir de başıbozuk muhalif gruplar vurgusu var. Diyor ki, bölgedeki muhalif gruplardan başıbozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlara göz yumacak değiliz. Bir dakika. Ceyda, teknik bir sorun. İdlib'den bahsediyor. Teknik bir sorunumuz. Ceyda kastediyor işte. Arkadaşlar, teknik bir sorunumuz var. Ceyda'nın sözünü
mikrofonundaki yoğun ışırtı seyirciden çok itiraz getirdi. Onu bir çözelim. Biz Kadri'yle bir saçını toplayayım. Saçı topluyorum. Hayır, burada kesemezsin. Bitirmek zorundayım. Kesmiyorum. Bir dakika dedim. Mikrofon gömleğe sürtüyorsun. Tamam, aşağıya indirelim o zaman. Mikrofon şimdi, düzelene kadar şimdi bir dakika. Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Hulusi Akar'ın bugün açıklaması var. İdlib'de radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılarak her türlü tedbir alınacaktır diye. Güzelmiş. Bu noktadan sonra bizim bakmamız gereken şey şu, Moskova'da temaslar yapılacak. Astana süreci ve Soçi anlaşmaları, katılıyorum Kadri'ye, ben baştan söyledim işe yaramayacağını. İşe yaraması için Türkiye'nin oradaki El-Kaide emirliğini kurmaya çalışan güçlerle mücadele etmesi gerekiyordu. Etseydi sabırla adım adım işe yarardı ama Ankara'daki siyasi akıl, misak-ı milliyi de anarak bir genişlemeci ve yayılmacı bir akıl olduğu için baştan zaten böyleydi. Ama Rusya kalkıp böyle düşünmek durumunda değil, ya da Suriye ya da İran. Bağımsız devlet onlar. Tabii onlar diplomasi yürütüyorlar. Askeri güçleriyle diplomatik güçlerini orantılı bir biçimde kullanarak sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla başka çıkarları da var Türkiye üzerinde. Sabırla bekleyerek belli bir noktaya getirdiler. Şimdi adamlar diyorlar ki Soçi mutabakatını biz uyguluyoruz. Suriye ordusu uyguluyor. Niye? Çünkü cihatçı gruplar ateşkesi kabul etmiyor. Hümeymin benim üstümü vuruyor. Yani Türkiye benim müttefikim. Benimle anlaşma yaptı ama Türkiye'nin desteklediği adamlar benim üstümü vuruyor diyor. Çok açık söylüyorlar. Bakın o yüzden Tayyip Erdoğan'ın başı bozuk muhaliflere taviz verilmeyecek demesi ve Hulusi Akar'ın radikallere zor kullanılacak demesi önemli. Ha, uygulanabilir mi? Bu uygulanabilir mi? Yani heyet davranışı Şam'a. Ben de tabii ki buraya bir mim koyuyorum. Zor. Artı uygulanacaksa eğer Moskova temaslarında bu şu demektir. Artık M5 gitti. M4'ün de gitmesi lazım. Çünkü Laski'ye karayolu Soçi'nin koşulu. Demek ki yeni bir harita yapılabilmesi gerekiyor. Demek ki bu sürecin ne kadar Fahrettin Altun Avrupa'ya çağrı yapsa da NATO'ya çağrı yapsa da karşılığının olmadığı görüldükten sonra bir şey yeni miyim? Bir harita. Özür dilerim, bir şey soracağım. Bu önemli. Çünkü bence kırılma noktalarından biri bu. Bu saatten sonra Rusya'nın tam desteğini almış Suriye ordusu, yıllarca bedel ödemiş bir halk, kendi toprağına %100 hakim olmaksızın bu işten vazgeçer mi? Şöyle, bence eğer bulunabilirse tabii, yani buraya şerh koymak lazım. Çünkü bu tovlar, manpads dediğimiz şeyler, bakın bu tovları hareketi hazıma verdi Amerikalılar ettiler. Ondan sonra bunlar nereden çıktı biliyor musunuz? IŞİD'den, Nusra'dan çıktılar. Yani bunlar çok karışık işler, öyle kolay değil. Öyle ılımlılar, mılımlar meselesi yok burada. Şimdi bu savaşı değiştirebilir, Kadri'nin dediği doğru. Çok büyük riskler barındırmıyor değil. Türkiye'nin zararlı çıkacağı bir savaş durumu barındırıyor. Ama eğer biraz akıl, yani bu işin bumerang gibi Türkiye'ye dönebileceği, o riskleri değerlendiren varsa şöyle bir şey yapılabilir. Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiği Adana mutabakatı değil ama Türkiye'nin güvenliğini de sağlayacak ve tampon bölge sınırda, daha dar bir tampon bölgeyle ama M5, M4'ü açarak ve Suriye'nin de, çünkü bu gidişle Babel Hava'ya yaklaştılar adamlar. Bu arada yani onlar da kendi vatanlarını kurtarıyorlar. Bunu durdurup Türkiye'yi tatmin edecek dar bir alan vermek, tamam mı? Sınırdan o akını durdurmak. Bu arada yani Türkiye gelecekleri orada tutmak adına. Evet, orada tutacak bir dar bir. Ama yani, bu arada El-Kaide'yi temizlemek bilmem ne. Nasıl olacak? Bunları o yapabilecek mi? Ama ben onu bilmem. Ben hani önümdeki resmi okumaya çalışıyorum. Umarım olur, çünkü aksi takdirde bu iş yaş. Umarım Akar zor kullanılarak her tür tedbir alınacaktır dediğinde buna Rusya geçen sefer 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatında olduğu gibi eyvallah demeyecektir. İlla bunun bir haritalandırılması ve yapılacak şeyleri isteyecektir doğal olarak. Çünkü sözler tutulmayınca peki şöyle bir böyle risk, oluyor. Şöyle bir risk yok mu? Bak ben biraz da seyircimizin kaygıları olabilecek bir sürü şey anlattık ama şimdi şöyle bir tablo düşünelim. Suriye kendi ülkesinde egemen olmaya çalışıyor ve dar bir bölgede de dedi ki tamam, senin kaygılarını giderdim, buraya da bıraktım. Burada insanlar kalacak. Yalnız bunun da koşulu cihatçı grupların tamamen temizlenmesi. O zaten BM kararı. Bir dakika, bir yere geleceğim. Bunun temizlenmesi görevi sana verilmiş. Sen bunu diyelim ki temizlenme için gereken radikal önlemleri aldın.
Ne önlem alırsan al, biz biliyoruz ki oradaki cihatçıların verdiği röportajlardan falan Türkiye'nin içerisinde uyuyan hücreler var. Tabii. Ve bir anda Türkiye bu hamleyi yaptığı anda kendi ülkesinin içerisinde benzeri olmayan, tanımadığı acayip saldırılarla da karşılaşma riskine sahip bir duruma... Karşılaştık. İşte onu diyorum. Yeniden. 10 Ekim'de arkadaşlarımız onu öldürüyor. Diyorum. Yeniden bu dalga başlamaz mı? Yani biz aslında pek de öyle kolay bir vaziyetle karşı karşıya değiliz. Tabii adamlar ki değiliz. Bizim içimizde. Zaten o yüzden 9 senedir bu savaşın Türkiye açısından ne kadar kabus bir savaş olduğunu anlatmaya çalışıyor insanlar. Yani zaten o yüzden söyleniyor bunlar. Ama başka türlü bu işin çözümü yok. El-Kaide orada durunca sen burada yine rahat olmayacaksın. Libya formülü burada tabii ki. Libya'ya taşınma hikayesi var. Bir yandan da 19 Ocak Berlin Konferansı, yani bu sürece paralel olarak Almanya'ya pası attığı Rusya'nın süreç var. Bu arada onu da belirtmek lazım. Bakın bir takım iddialar tabii ki iddia boyutlarında ama İdlib'den Kuzeydoğu'ya, Suriye'nin Kuzeydoğu'suna aktarılan yerden bir takım militanların, Libyalılar söylüyor bunu da, onların iddiası uçaklarla gönderildiği yolunda fırsatını bulan Avrupa'ya, İtalya'ya kaçıyormuş. Yani hepsi orada tabii, da bir bela. Kısmı hardcore cihatçı ama bir kısmı da hayatını kurtarmaya da çalışan insanlar var. Yani bu da bu dramatik meselesi, işin boyutu bu arada. Bu iş o kadar şey değil yani, anlatabiliyor muyum? Göreceğiz. Ben de şark koyuyorum ama bence bu aşamadan sonra Amerika ve NATO'dan istediğini, bütün çağrılara rağmen istediğini bulamayan, toparlıyorum sadece, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Rusya ile bir dünya savaşı istemeyecek bir, ancak karıştırmaya çalışabilirler. Amerika karşısında bulmaya çalışacakları formül Moskova'da geri adım da atmadan ancak böyle bir şey olabilir, olursa bu da Türkiye'ye büyük bir yük yükler. Ama bizim bu savaştan sıfır hasarla çıkma olasılığımız olduğunu zannetmiyorum. Bu da siyasi iktidarın sorumluluğudur. Maalesef böyle bir durumla karşı şöyle karşıyayız. Şöyle ayıralım. Birincisi işte mültecileri sınırdan uzak tutmak için Suriye askerini de sınırdan uzak tutmak Türkiye'de iç siyasette bir karşılığı olabilir. Bir meşruiyet zemini yaratabilir. Bunun alıcısı çıkar. Ama bu... Bunun ötesine çıkılıp yani Suriye ordusunun saldırıları gerekçesiyle haydi Şam'a gidiyoruz yahut da işte Hama'ya, Humus'a gidiyoruz, karadan ilerliyoruz, kovalıyoruz bunları, uçaklarında düşürüyoruz falan, yürüyelim arkadaşlar denirse o zaman uğranılacak kaybın, zayiatın açıklaması olmaz. Çünkü bu bir tercih, yani tercih edilmiş bir savaştır. Bir de emperyal bir tavır. Tercih edilmiş, bak, yok yani. Tercih edilmiş savaşlarda yani demokrasiler niye, demokrasiler de savaşırlar ama demokrasiler hesap verebilirlikleri olduğu için, halkına hesap vermekle yükümlü olduğu için atacakları adımları iyi hesaplarlar ve kazanamayacakları savaşlara pek girmezler doğrudan saldırıya maruz kalmadıkça. Bu ise burada eğer sandığa gidecektir, seçime gidecekse ekonomi bu durumdayken göze alınamayacak kadar riskli bir durum. Bunun risk yönetimi çok zor. O yüzden bu tür söylemler, yani umarım Suriye'yi caydırmak için, daha fazla ilerlemekten caydırmak için ortaya atılıyordur. Bir de bir şeyi netleştirmek lazım. Suriye NATO'nun savunma alanının dışında. Tamam. Yani bunu da bilelim. Bu var. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi önüne çarşaf açtı Mustafa, çalıştı bu sırada. Önce ben bu İdlib meselesiyle ilgili bir iki cümleyi edip Mustafa'ya başka konuya geçeceğiz. Çünkü ben kendi payıma ilk günden beri söylediğimi tekrarlayacağım. Türkiye'nin Esad rejimiyle karşı karşıya gelmesi için hiçbir makul gerekçesi yoktur bana göre. Bugün de halen sağlıklı ve doğru olan çözüm kendi çocuklarımızın kendi sınırlarımız içerisinde kendi ülkesini korumak dışında bir göreve soyunmaması bence doğrudur. Üstelik Amerika'nın gazına gelip yarın bir gün bölgedeki pek çok halkı yalnız bırakan, heveslendiren Amerika'nın bu dolduruşuna gelmemekte yarar vardır. Komşumuz olan İran, Rusya, Suriye ile temasları sürdürmekte yarar vardır. Türkiye'nin geleneksel cumhuriyetin dış politikasından bugüne kadar zarar görmediği ortadadır. Bunu ilke edinip korumasında da yarar vardır.
Hem Kadri'nin hem Ceyda'nın söyledikleri aslında iç içe baktığınız zaman şu sorunu da bize gösteriyor. Kadri programın başında çok güzel söyledi. Artık bir dış sorun olarak değil, bir iç sorun olarak bunu konuşuyoruz dedi. Bu iç sorunun bir ayağı da Türkiye'deki uyuyan hücrelerin bir anda ayağa kalkabilme riskidir ki büyük şehirlerde falan olabilecek şeylerin kestirilmesi de o kadar kolay değil. Türkiye bu noktada 7 Haziran 1 Kasım arasında ne oldu örneğidir. Dolayısıyla bunu da aklımızda tutalım. Yani biz bu konuları muhtemelen gelişmelerle gelecek haftalarda da konuşacağız ama bu mesele büyük bir mesele. Açıkçası ben Devlet Bahçeli gibi bir deneyimli siyasetçinin hesapsız yaptığı bu konuşmanın ya da hesapladıysa hesabı yanlış yaptığı bu konuşmanın da Türkiye açısından pek talihli bir konuşma olmadığını da düşünüyorum. Gelelim Zindaşti olayına. Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk defa patlak verdi. Zindaşti kimdir bize önce anlatacak Mustafa. Zindaşti ile Burhan Kuzu arasındaki ilişkiyi anlatacak. İlk başta Burhan Kuzu ya biz yemekteydik herkes de otururuz kalkırız falan dedi ama iş öyle bir hale geldi ki Burhan Kuzu tahminimizden daha gizemli bir isim çıktı değil mi? Yani evet. Şimdi onu anlatacak. Burada siz de katkı yapabilirsiniz bilmedikleriniz bildikleriniz noktasında. Ama Mustafa'nın ardından biz biraz şeye de bakacağız. Belki bu İş Bankası'nın hisse devrinin Atatürk'ün mirasına göz konma meselesinin de bir ideolojik tutum olduğunu ve bunun bugün Yiğit Bulut'un söylediği gibi halkın parasının halka iadesi değil, Mustafa Kemal'in mirasının gasp edilmesi olduğunu da herhalde vasiyet var. Konu vasiyet onu kendi söylüyoruz. Kendi el yazısı. CHP'ye giden bir kuruş da yok oradan. Bu da ayrı bir mesele. Ama önce şu Zindaş işte sen çok çalıştın ve seyircilerimiz heyecanla seni bekliyor. Bir o meseleyi bize bir anlat. Bu Zindaşti adı altında. Adı tam Naci Şerifi Zindaşti. İranlı bir kişi bu. Uyuşturucu baronu olduğu iddiası var. Suç örgütü lideri olduğu iddiası var. Ve zaten Türkiye'deki yargılanması da çete kurmak, adam öldürmek, adam öldürmeyi azmettirmek ve FETÖ üyeliği. Suçlamalar. FETÖ üyeliği. Evet. Bunlarla suçlandı ama anlatmadan onu uyuşturucudan suçlanmadı. O işin daha acayipleştiriyor. Adam uyuşturucu baronu olarak biliniyor dünyada. Şimdi Zindaşti adı 2018 yılında tahliyesiyle daha çok duyduk biz bunu. Ekim ayında 2018 yılında Zindaşti tahliye edildi. Ve tahliye kararı veren hakim vardı. Ve bu Burhan Kuzu adıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Burhan Kuzu bu tahliye edilmesini sağladı, aracılık etti, tartışmalı vardı. Burhan Kuzu buna yanıt verdi, böyle bir şey olmadığını, tanımadığını söyledi. Sonra fotoğraf ortaya çıktı, beraber yayınlandı girdi. Yayınlandı zaten. Fotoğraf yayınlandı. O fotoğrafı görünce herkes benle fotoğraf çektirir, yardım ister, ben yardım ederim dedi. Çok yardımsever olduğu ortaya çıktı. Yardımsever olduğu ortaya çıktı. Sonra öyle bir şey ortaya çıktı ki bu başka bir şey değiştirdi. Hakimler, Savcılar Kurulu yani HSK dediğimiz eski adı HSK olan kurul bu hakimin tutuklama kararı veren hakimi, serbest bırakan hakimi ve tutuklanması isteyen savcıyı dinledi. Hı hı. Bu üç ismin ifadelerinde, HSK ifadelerinin hepsinde Burhan Kuzu adı var. Burhan Kuzu bu üç isimle de temas kuruyor Zindaşti için. Serbest bırakan hakim aracılık yapıyor yani. Aracılık yapıyor ve arıyor. Serbest bırakan hakimin söylediği üzerimde çok baskı var diye söylüyor. Bu hakimlerin adı vardı sonra ama bütün her yerde ilk Habertürk bu ifadeyi yayınladı. Orada bile sonra rumuz kullanıldı. Hakimlerin adını. Ben de öyle devam edeyim isterseniz. Sonra belki diğer gelecek hafta daha ayrıntılarıyla anlatırken orada isimlerini de veririm. Şimdi Zindaşti'nin Türkiye ile tanışması 2018 yılı yılı ama Zindaşti'nin Türkiye'deki varlığı daha eskilere dayanıyor. 2007 yılında bir uyuşturucu operasyonunda 15 kilo eroinle yakalanıyor ve o dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından tahliye ediliyor. 2014 yılında asıl başlangıç tarihi 2014 yılı. 2014 yılında Yunanistan'da
2 ton eroin yakalandı. Bu eroin yakalanması, bu gemideki eroini ihbar eden kişinin zindaşlı olduğu ortaya çıkıyor. İddiası ortaya atıldı ve sonra da bir kanlı çatışmanın merkezi haline geldi Türkiye'de. Hem zindaşlı tarafından hem de bu geminin sahibi olduğu iddia edilen Orhan ve İlhan adlı kardeşlerin bir çatışma haline geldi ve onlarca insan öldü. Yine bu gemi yakalandıktan sonra uyuşturucu 2 ton uyuşturucu olan gemi yakalandıktan sonra Zindaşti'nin kızı ve şoförü İstanbul'da öldürüldü. Bu öldürüldükten sonra kızının da şoförünün intikamını almak için seri cinayetler başladı. O cinayetleri anlatmayacağım, saymayacağım. Hani Zindaşti'nin kim olduğunu algılama açısından bunları söylüyorum. Birçoğu bu bilgiler vardır. Herkes yazıldı, edildi bunların bir parça parça. Yazılmayan kısmını devamında anlatacağım. Nasıl bir ortak ilişki olduğunu. Bir avukat öldürüldü. Bu avukatın ismi kalsın aklımızda. Kudbettin Kaya. Bu uyuşturucu yakalanan geminin sahibi olduğu iddia edilen İlhan ve Orhan kardeşlerin avukatıydı Kudbettin Kaya. Ve Kudbettin Kaya mahkemede öldürüleceğini ve korunması gerektiğini söyledi. Bir hafta sonra öldürüldü. Şimdi Naci Şerif'i Zindaşti'nin bu kadar rahat Türkiye'de hareket ediyor olması bir tuhaf. Yani bu korunduğu anlamına geliyor. İfade veren hakimlerden ve serbest bırakan hakim C.Ö. Rumuzlu adını bildim. Ben ifadelerin tamamını da okudum yalnız, gazetede değil. Habertürk'ten başka detayları da var. Gelecek hafta o ifadelerdeki satır aralarında belki konuşuruz. Emniyet içerisinde bir kesimin onu haber elemanı olarak kullanmaya çalışıyor. Diğer kesim de onu yakalamaya çalışıyor diyor bu hakim. Hı hı. Belli ki devletin belli kademelerinde hala bu kullanılıyor. Fethullahçı yapılanmaya üye olduğu için de yargılandığını hatırlatayım. Ama yakalandığı tarih 2018 Nisan, serbest bırakıldığı tarih Ekim 2018. Yani Fethullahçı iddiasıyla yargılanan bir ismin emniyet içerisinde bir kesim onu haber elemanı olarak kullanıyor. Bizim şeyimiz diyor. Muhbirimiz diyor. Bir diğer kesim de onu yakalamaya çalışıyor diye söylüyor. Bu bir Fethullahçı kavgasının dışında bir şey. Devletin içerisindeki bir başka organizasyon. Bir ve Zindaşti'nin devletin içerisinde adli ve emniyette büyük bir nüfus alanı olduğu söyleniyor. Peki bu iddianın bir doğruluğu var mı? Karşılığı var mı? Onu sağlamasını da şöyle yapalım. 2016 yılında Sarıyer'de bir villa baskını oldu. Uzun namlulu silahlarla bir villaya baskın yapıldı. Niye 2016 yılında bu yapıldı? Kızını öldürdüğünü varsayılan kişinin ya da aracılık edilen kişinin evine baskın yapılıyor. Bu bilgileri de emniyetten aldı. Adrese teslim çünkü baskın. 2016 gözaltına alınıyor ve sonrası yok Zindaşti. Nerede? Serbest kalıyor. 2018'de tutuklanıyor. Tarih elimizde bir tek tutuklandığı şey var. 2018 Mayıs'ın Nisan'ında tutuklanıyor, yakalanıyor. Ekim ayında da serbest bırakılıyor. Hakimin söylediği, tutuklayan hakimin... Burhan Hoca'nın yeri ne burada? Şimdi Burhan Hoca'nın yeri şu, zaten olayın tamamen içinde. Bir kere şöyle arıyor savcıyı. Avukatı aracılığıyla gidiyor, konuşuyor, baskı yapıyor. Bu serbest bırakan, tutuklanmasını isteyen savcı ve... daha sonra serbest kaldıktan sonra tekrar tutuklanmasını isteyen hakimin ifadelerinin üçünde de Burhan Kuzu adı var. Üçünü de arıyor, temas kuruyor ve Zindaşti davasında bir şey olmadığını, serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Hakimlerin ifadesi bu. HSK resmi tutanaklarında. Ve zaten serbest kalıyor. Burhan Kuzu bunun tam ortasında, ama orada şöyle bir ayrıntı var. Telefonların bir tanesini külliyeden aranıyor. Burhan Kuzu konuşuyor. Evet, külliyeden arıyoruz diye aranıyor. Yani baskı unsurlu. Yani sarayın içinde. Hakim, evet, yani külliyeden arandığını söylüyor. Bu ifadelerde var. Resmi ifadelerde var. Külliyeden aranma işini o açıdan önemli.
Bu da akılda bir yerde kalsın. Bir de şey kalsın demiştim. Kudbettin Kaya cinayeti ve külliyeden aranma. Şimdi bütün bunlar varken Zindaşlı böyle birisiyken, dediğim gibi 2007 yılında uyuşturucuyla zaten gözaltına alınıyor. Zekeriya Öz tarafından bırakılıyor. Ergenekon döneminde gizli tanık. Aynı zamanda Zindaşlı. Ve kod adı da Terazi. Şimdi Zindaşlı'nın olayı 2018'de tahliye edilmesiyle bitiyor. Koşullu bırakılıyor. Sonra da ortalıktan kayboluyor. Zaten amacına ulaşmış oluyor. Sadece tek değil, 3 kişiyle birlikte, 4 kişi birlikte tahliye ediliyor. Şimdi bu hakimlerle ilgili soruşturma yürütülüyor. Bu hakimlerin, serbest bırakan hakim de dahil, Fethullahçı soruşturmalarında rol almış hakimler. Hatta Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Nazmi Ardıç gibi şu anda içeride olan ve Fethullah'ın emniyetteki en güçlü isimleri olarak bilinen, tanınan isimleri de tutuklama kararı veren hakimler. Ama ne hikmetse aynı hakim, Zindaşlı'yı serbest bırakan hakim, Ömer Faruk Kavurmacı'yı da serbest bırakan hakim. Sağlık koşulları falan dendi. Şu anda tekrar tutuklandı Ömer Faruk Kavurmacı. Ömer Faruk Kavurmacı kim? Kadir Topbaş'ın damadı. Ya iş iyice çetrefil. Anlatıyorum isimler. Yani bu öyle bir şema ki, bu şemanın içerisinden çıkmak öyle çok kolay değil. Susurluk'tan çok daha büyük bir dava. Yani buraya kadar Kuzu'dan çok başka yerlere giden bir şey yani. Ha, o sadece bir unsuruymuş. Sonra ben de okudum. Peki, ama bu detayları bu olay hiç bilmiyordum. Nereden bu kadar, niye tekrar gündeme geldi? 2018'de serbest bırakıldı. Niye 2020'de bu iş deşiliyor şimdi? Orada bir suikast bunu tetikledi. Asıl konuşulmayan, yazılmayan kısmı da burası. 14 Kasım 2019'da Şişli Ecza Sokak'ta, yani kanyonun yan tarafındaki yan sokağında Mesut Mevlevi adlı bir İranlı öldürüldü. Kim bu? Mesut Mevlevi İran'ın harika çocuğu. Öyle bir harika çocuk ki Hamene'yle bilmem neyle fotoğrafları var. İran savunma sanayinin kilit ismi, dahi çocuğu. Hatta şöyle bir anlatayım. Parse, yani İran teknolojinin merkezinin beyni. Bu merkezde ne üretiliyor? Niye bizde? Ne yapıyor bizde? Anlatacağım. Bu merkezde ne yapılıyor? Mesela 32 bit bilgisayar, mikro işlemci üretiyor İran. Kendine ait. Bu Parse'de. Parse aynı zamanda robotik sistemler konusunda uzman ve yapay zeka konusunda da dünyanın sayılı kişilerinden birisi Mesut Mevlevi. Sadece ve Mesut Mevlevi'yi Türkiye ile buluşturan İHA'lar. İHA'lar konusunda dünyanın en iyilerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Rusya 2020 yılında insansız helikopteri denemeye çıkaracak. 2014 yılında insansız helikopteri icat eden kişi Mesut Mevlevi. Yani Mesut Mevlevi'yi de iyi bir tanımak ve anlatmak lazım. Yapay zeka konusunda dünyanın da çok önde gelen isimlerinden bir tanesi. Bir tane LCD ekran üretiyor. 5 dilde yanıt verebilen bir LCD ekran üretiyor. Peki bu adam niye Türkiye'de? Anlatacağım. Ediyorum. Hani Tamam ben çok ilginç buldum. Mesut Mevlevi aynı zamanda İran muhalifi. Türkiye'de tanınan 14 Kasım 2019'da öldürüldüğünde İran ajanı diye lanse edildi. Ve bir araçtan ateş edilen bir kişiyle sokakta tartıştı, trafikte tartıştı bir kişiyle öldürüldü diye haberler çıktı. Ve orada haber kapandı. 15 gün sonra bir şey oldu ve operasyonlar başladı. 11 kişi gözaltına alındı ve o gözaltına alınan kişilerden bir tanesi önemli. Aklımızda kalsın dedim. Kudbettin Kaya. Yani Zindaşlı'nın direkt olarak öldüm emrini verdiği kişinin avukatının ölümündeki öldüren kişinin tetikçinin DNA'larıyla Mesut Mevlevi'yi öldüren kişinin DNA'ları eşleşti. Nereden nereye gidiyoruz? Mesut Mevlevi'nin ölümü Türkiye'de hiç konuşulmuyor ve tartışılmıyor. Ama dediğim gibi dünyanın sayılı yapay zeka ve İHA konusunda uzmanlarından birisi, aynı zamanda Amerika vatandaşı. NASA içinde ürettiği şeyler var. Uzayda astronotların yaşam sürelerini uzatan bir sürü icatlara imza atmış. Zindaşlı'nın ilgisi ne? Zindaşlı'nın ilgisi şurada.
Kutbettin Kaya'yı öldüren... O şey DNA eşleşmesi. Evet, Zindaşti emrini veriyor. Yani Zindaşti'nin Türkiye'de şu anda suçlandığı konulardan bir tanesi Mesut Mevlevi'nin ölüm emrini vermek. Bir de bu var. En son bu. Adam nerede Zindaşti? Zindaşti ortalıkta yok ama hakimin ifadesi, daha doğrusu şeyin bu Mesut Mevlevi'nin öldüren zanlıların ifadesinden şunu anlıyorum ki hala Türkiye'de faaliyette. Mesut Mevlevi öldürüldükten bir hafta önce buluştuklarını ve konuştuklarını söylüyorlar. Peki. Şeyi devam edeyim. Evet. Mesut Mevlevi'nin Türkiye ile ilgisine asıl orada. Mesut Mevlevi öldürülmeden önce son bir röportajı var. Son röportajında bir fotoğraf var. Arkasında Atatürk, uçaklar ve olan askerler olan bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı bir türlü anlayamamıştım. Niye bu fotoğraf var? Twitter'dan da bu fotoğrafı paylaşmıştı. İran muhalifidir, rejim muhalifidir. Devrim muhafızlarının bütün kirli ilişkilerine, yolsuzluklarını kendi deyimiyle Telegram diye paylaşım sitesi vardır. Sosyal paylaşım sitesi. Orada paylaşır. Öldürülmeden bir hafta önce şunu der. Bütün devrim muhafızlarının yolsuzluğunu ortaya koyacağım. Tabii ki onlar beni öldürmeden önce. Oraya bir dikkat çekiyor ama bu fotoğrafın anlamı vardı. Mesut Mevlevi'nin bu Atatürk posterinin olduğu ve uçakların olduğu fotoğrafın anlamı nedir diye. Bu fotoğrafın kaynağına da şeyde ulaştım. Son röportajı var. MER haber ajansına yaptığı Mesut Mevlevi'nin. Türkiye'de niye olduğunu söylüyor. Son 6 aydır Türkiye'deyim. Çünkü Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bayraktar Endüstri Company ile ortak çalışıyoruz. Bayraktar Company ortak İhaları, dediği şey... İhaları yapan... Tayyip Erdoğan'ın damadının, Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu ve savunma sanayinde stratejik bir öneme sahip ve Türkiye'nin son dönemdeki savunma sanayindeki elde ettiği başarı denilen her şeyinde sahip olan bir yer. Ve burada yaptığı şey İHA'lar konusunda zaten dünyanın sayılı isimlerinden birisi olduğunu söyledim. İnsansız helikopter çalışmasını Türkiye içinde yaptığını O yüzden de ortadan kaldırılmış olabilir. Bak şimdi bu cinayetin böyle yani kimler yaptı? Arada bir sürü var. Zindaşti var, FETÖ var, Amerika var, Burhan Kuzu var, Saray var. Saraydan gelen bir telefonla serbest kalıyor. Külliye'den gelen bir telefonla. Külliye'nin damadının şirketinde çalışıyor. Ve o yüzden bu dava yeniden 2018'de olan şey 2020'de bu kadar ayrıntılarıyla inceleniyor. Ve özel soruşturma bürosunda bugün olan haber Burhan Kuzu sorgulanıyor. Başsavcı açıklama yaptı. Ediyor. Çünkü Türkiye daha doğrusu Selçuk Bayraktar neyi kaybettiğini biliyor bence. Peki bir şey söyleyeceğim. Burhan Hoca burada oyun kurucu mu yoksa figüran mı? Burada oyun kurucu olmadığı ortada çünkü saraya tosladı bulunduğu yerde. Ya figüran o zaman. Kendi sarayına tosladı çünkü eğer şöyle bir şey. Ama Bayraktar Holding geniş bir açıklamasında şey yok. Bu Mesut senin anlattıklarını yok. Biliyor olabilir mi Burhan Kuzu? Sanmıyorum. Bilmiyorum. Yani şöyle, bu kadar çok şeyi bilen adam bunları bilmiyor olamaz herhalde. Bu kadar çok şey bildiğini varsayan. Bu kadar kendi forsunu kullanıp ya da bu telefon kadar açıyorsa şöyle, savcıya mavcıya nasıl olacak yani? Bir hakimi savcı Burhan Kuzu arar telefondan. Aradı ve hatta orada hakimlerin kendi konuşmaları var. Diyorlar ki arasın önemli değil. Ama külliyeden aradı dediğinde bütün kimyan bozuluyor. Bu şu demektir. Sarayın onayıyla serbest bırakılmasını istiyorum demektir. Ama bıraktı dediğin adamın ölüm emrini verdiği Türkiye'nin en stratejik ve savunma sanayinde en çok övünülen kişinin en kritik adamı. Sonuçta bunu Türkiye ortadan kaldırmış olsa bambaşka tartışmalar çıkar. Amerika'nın da açıklaması var. Pompeo'nun açıklaması var Mesut Mevlevi ile. İran'ın öldürdüğünü ve bu ölümün arkasında İran'ın olduğunu söyleyen açıkça suçlayıcı bir açıklaması da var. Ama İran bu konuda sessiz. Şöyle, İran bu kadar değerli bir kişinin, çünkü savunma sanayisinde bir sürü şeyi kullanmış etmiş. Hatta ateş robotları denilen o Ürdün Savaşı'nda göreceli başarıyı sağlayan bu İHA'ların üreticisi, yapıcısı Mesut Mevlevi. Bu kadar önemli bir insanın kaybedilmesini Türkiye tarafından kullanılmasını istememiş olabilir. Ama Mesut Mevlevi suikasti önemli bir suikasttir ve artık iş dönüp dolaşıp sarayın içerisine kadar girmiştir. Burada nasıl sonuçlanacağı bu soruşturmanın Mesut Mevlevi suikastinde düğümleniyor. Peki. Zindaşti'den Mesut Mevlevi'ye
bir süredir anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Sonra da bunu ayrıntılarına anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar birkaç dakikamız kaldı. İzin verirseniz toparlayayım. Çünkü konular anlaşıldı. Ama tabii Kadri Bey eğer toparlamak isterse bu akşam o da toparlayabilir. Yani var mı söyleyeceğiniz bir şey? Hayır yok. Olsa söylerdim. Peki. O zaman ben toparlayayım. Şimdi sevgili dostlar, biz hafta içinde gündem yapmaya çalıştığımız zaman mümkün olabildiğince ayrıntıdaki şeytanı da bulup çıkartmaya çalışıyoruz. Bence bugünün FETÖ'nün siyasi ayağı meselesiyle ilgili önemli veriler elde ettik. Kadri'nin söylediği hani bu sistem artık Fethullahçıları açığa çıkaramaz meselesi üzerinde durulmaya değer bir saptama. Yalnız orada benim muhalefet şehrim Kadriye değil ama şuna, Türkiye içinde bulunduğu bu başkanlık, Türk tipi başkanlık sistemiyle bu sorgulamayı yapamayacağı için eğer AKP orada sonrasını görecekse Türkiye, o zaman basbayağı yeniden bir parlamenter sisteme görüp onu da eski tipiyle değil daha demokratik bir hale getirip bir hukuk devleti anlayışına geçmesi gerekir. Elbette ki ondan ayrı düşünmüyorum. Bunlar zaten çok büyük siyasi kavgalar getirecek. Bunu yapabilecek. Bundan sonraki başkan demedim yani. Ha tabii biliyorum, onu bilerek söyledim. Dolayısıyla burada bizim şöyle bir sorunumuz var. Türkiye'de bu beceriyi gösterebilecek siyasi kadrolar var mı sorusu benim birinci sorum. Onu söyleyeyim. Mustafa'nın birinci turdaki söylediği hani hangi Fethullahçı sorusu, subjektif kriter meselesi de önemli. Hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Onun üzerinde kafa patlatmamız gerekiyor. Yani salı toplantılarında siyasiler konuşurken belki entelektüel tartışma yapmazlar ama bu nokta atışlarının önümüzdeki nasıl görecekleri önemli. Gelelim Suriye meselesine. Türkiye'nin bence önümüzdeki dönemdeki, önümüzdeki dönem derken 6 ay sonrası değil, bir hafta sonrası, belki yarın, belki 15 gün sonra iki dış siyaseti Türkiye'de en iyi okuyan gazeteci arkadaşım içinde bulunduğumuz durumun bir kere bir felaket olduğunu, çünkü iradeyi gösteren tarafın Türkiye olmadığını, Rusya ve Amerika arasında hem propaganda savaşı olduğu hem de Türkiye'nin burada fena halde kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bir taraftan sınırlarımızdan girecek endişesi duyduğumuz mülteciler ya da işte göçmenler sorunu, öte taraftan bugüne kadar kabul edelim ki bir arada çalışmak durumunda kaldıkları diyelim iyi halli olarak bu şeriatçıların, bu cihatçıların nerede, ne kadar, ne oranda olduğunun belirsizliği Türkiye açısından büyük bir sorun. Burada NATO'ya güvenerek, başkasına güvenerek bir hamle yapmanın ne kadar tehlikeli olacağını bugün Rusya'nın açıklamasında da gördük. Ceyda orada muhalefet şerrini koydu ve Kadir de Fahrettin Altun'un söylediklerinin çok tehlikeli bir yere doğru götürdüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca bir başka ülkenin toprağında, hele de savaş maksatlı olmadı. Yeniden altını çizmek istiyorum. Bu Türkiye için büyük bir risk. Bunu da akıllarımıza tutalım. Bence bugün önemli sorunuydu. Haftaya fikir takip yapacağız. Ve en son Mustafa Hoş'un Zindaşlı olayında biz gördük ki aslında Burhan Hoca işin içinde var ama herhalde bize çizdiği sosyal medyadaki o esprili falan adamdan öte. Çünkü geçtiğimiz günlerde dedi ki bir süre sosyal medyada olmayacağım, beni özleyeceksiniz. Belki de o da olayın boyutunu gördü. Ve belki de orada ben başrolde değildim, olan biten işte pek o kadar kolay bir iş değil de demiş olabilir. Önümüzdeki günlerde kim sanık olur, kim sorgulayan olur, bunlar hep tartışma konusu. Ama Mustafa'nın getirdiği mesele şurada şu önemi taşıyor. Saraydan bir telefon var. Erdoğan'ın damadıyla bir araya gelecek önemli büyük bir proje var. Dolayısıyla burada bir deha seviyesinde adamın öldürülmesi var. Bir taraftan bir uyuşturucu baronu var. Siyaset bunun neresinde, ne oranda var? Bir de bu nasıl bir ülkede yaşadığımızın da tablosunu ortaya koyuyor. En son söyleyeceğim şey, tüm bu konuşanları da muhtemelen Halk TV dışında bir yerde durma şansınız yok. Medyanın da bütün bunlardan söz etmeye mecali yok. Bir de böyle bir tablo var. O yüzden Gazeteciler Masası'nda hafta içinde yaptığımız toplantılarda en güzel yaptığımız şey neyi bilmediğimizi bilmek. Herkes kendi bildiği konusunda daha çok uzmanlaşıp geliyor. Ben de elimden geldiğince bu toparlamaları, soruları yaparak bir zemin oluşturmaya çalışıyorum. Bugün bizimle oldunuz. Takip ettim. Aradaki şakalaşmalarımızdan da hoşlandığınızı gördüm. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü çok ağır konuları konuşurken arada bir tebessüm oluyor. Ceyda'ya, Kadri'ye, Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Haftayı yine burada olacağız. Siz de olursanız mutlu olacağız. Tek temennim var. Tek temennim var. Bu programda ne konuşursak konuşalım. Ne için öldüğü belirsiz gençlerimiz adına
konuşmayalım istiyorum. Bu fevkalade insanı mutsuz eden bir durum. Başkalarının topraklarında bizim insanlarımızın ne için öldüğünü bilmemek gerçekten büyük acı. Arkadaşlara ben size teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız. Umarım sizin gibi değerli gazetecileriyle gerçekten özgür bir ülkedeymiş gibi değil de özgür bir ülkede bu işleri yapmaya devam ederiz. İyi akşamlar.